Merhaba ben Fatih Türkmen. Bu videomda ilk defa bir podcast tarzında bir kayıt sizinle paylaşacağım. Bu kayıtta olumlu veya da olumsuz tüm yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Devamı gelmesi için de desteklerinizi ve aboneliğinize talibim. Şimdi Gülsen Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabında kendi fikirlerini yazmış olduğu deneme gibi bir yazısı var. Burada Tanrım ve Ben adı altında yazmış bunu ve inanç hakkındaki fikirlerini buraya koymuş. Geçmiş yıllarda neler öğrendiğini daha sonradan şu anki durumunu ve hayata bakış açısını bize göstermiş. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı da bunu sizinle paylaşıyorum. Şimdi okumalarımıza başlayalım. Tanrım ve ben. Ramazanda okunan akşam ezanları bir başka etkiler beni. Ezanı bilen okumalı. Çünkü ezan okumak ayrı bir sanat. Meşrutiyet Caddesi'ndeki muayenehanemde Kocatepe Camii'ne çok yakın olduğundan ezan sesi çok net duyulur. Oradaki müezzin bu işi biliyor. Televizyonda sanatçılardan ezan dinlemeyi sevmiyorum. Bu iş onların işi değil. Fazla profesyonel buluyorum. Duygulanmıyorum bile. Bu akşam dinlediğim ezan beni çocukluğuma götürüyor. Beş kişilik ailemizin masaya oturup ezan sesini heyecanla bekleyişimiz, tabaklardaki çorbaların dumanı tüterken kalplerimize yayılan huzur ve sanki içimizdeki tüm kötülüklerin bu duman gibi uçup gidivermesi. Ruhlarımızın iki odalı küçük evimiz gibi tertemiz oluvermesi. Bir daha kendimi hiç o zamanki gibi temiz hissetmedim. Annem biz çocukken tekne orucu tuttururdu bize. Gece hepimiz sahura kaldırır, tıka basa yedirir, sabah kahvaltısı ettirmez, öğle yemeğinden sonra akşama kadar bir şey yememize izin vermezdi. Böylece yarım oruç tutar, akşam olunca hep beraber sofraya oturur, oruç tutardık. Babam, aferin derdi bize, iyi çocuklar oldunuz, Allah'ın rızasını kazandınız. Rahmetli babaannem biz küçükken annemin tüm itirazlarına rağmen bize güya dini bilgiler verirdi. Allah her yerde gözü vardır, Melaikeler her yaptığınızı yazar. Günahı da sevabı da deftere kaydeder. Öbür dünyada size bunların hepsi sorulur derdi. Bunu bir türlü anlayamaz ve korkardım. Sürekli birileri tarafından gözetlenmek ürkütürdü beni. Tanrıyı uzun boylu, lacivert elbiseli, yakışıklı bir erkek olarak hayal eder, elinde kağıt kalem benim her yaptığımı deftere not ettiğini düşünürdüm. Benim yakışıklı tanrım babama çok benzerdi. Babam gibi lacivert elbiseli, uzun boylu, tanrıdan da babamdan da korkardım. Ama benim babam bana kolay kolay kızmaz, beni hep sever, över, takdir eder ve bana saygı gösterirdi. Onun yanında kendimi hep böyle hissederdim. Küçücükken bile beni dinler, benimle her konuda sohbet eder, hatta fikrimi sorardı. Her vesileyle bana olan güvenini belli eder, yanlış yaptığımda bunu benim anlamım bekler, hatalarımı hiç yüzüme vurmazdı. Benim gururumu hiç kırmaz, başımı hep dik tutmamı isterdi ama yine de korkardım ondan. Bana bu kadar saygılı birinden neden korkulur? Neden olacak? Bu büyük sevgiyi ve güvenini kaybetmekten korkardım. Çünkü anlıyorum bunu. İşte benim tanrım babama benzerdi. Yani beni sever, bana güvenirdi. Başımı kendimin anlamasını bekler, beni cezalandırmazdı. Beni her zaman affetmeye, hoş görmeye hazırdı. Tanrı'dan da babamdan korktuğum gibi korkardım. Beni cezalandırmasından değil, beni sevmemesinden, bana güvenmemesinden korkardım. Ama beni sürekli gözetleyen, elinde kağıt kalem benim her yaptığımı kaydeden o Tanrı içimi ürpertirdi. Bir de ölünce sorulacak hesaplar, ya cezalar, cehennemde cayır cayır yanmalar, uykularım kaçardı bazen. 14-15 yaşlarıma geldiğimde kafamda bu sorular iyice artmaya başladı. Müslümanlık ne demekti? Ölüm nasıl bir şeydi? Kimler cehennemde yanacaktı? Bunlar sadece Müslümanların mı başına gelecekti? Ya inanmayanlar? Onlara ne olacaktı? Onların tanrısı olmadığına göre cezalar da olmayacak mıydı? Tanrı bize denemeye gönderdi dünyayı diyordu babaannem. Neyi deniyordu bu Tanrı? Bizi yaratan, her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bilen ve gören koskoca Tanrı bizi denemeden anlayamıyor muydu nasıl olduğumuzu? Hem her şeyi bilip hem niye sınava sokuyordu? Sonra da kendi yarattığını beğenmeyip neden cezalandırıyordu? Annemle babam beni çocukları olduğum için seviyorlardı. Tanrı kendi yarattığı çocuklarını neden sorgusuz sualsiz sevmiyor, neden sadece kurallara uyanları tercih ediyordu. Ben yanlış da yapsam annem babam beni yine de seviyordu da Tanrı neden daha çoğunu istiyor, pek de hoşlanmadığım şeyler için beni zorluyordu. Bütün bu sorular o gencecik kafamı iyice karıştırıyordu. TED Koleji'nde okuyordum. Arkadaşlarımın çoğu bu konuya hiç ilgi duymuyorlardı. Acaba onlar gibi mi olmalıydım? Bir gün bu sorumu anneme babama açtım. Kafam karışıyor benim dedim. Annem hoşlanmadı bu sözümden. Biz Müslümanız ve sonuna kadar Tanrı'ya inanıyoruz. Sakın kafanı karıştırma. Kolejdeki arkadaşlarından etkilenme dedi. Babam hiç sesini çıkarmadı. Ertesi gün bana Türkçe Kur'an getirdi. Oku. Her şeyi kendin oku ve sen karar ver dedi. Okudum ama pek bir şey anlayamadım. Peygamberimizin yaptığı savaşlar, kazandığı zaferler, bir takım yasaklar, kadınlarla ilgili bir takım kurallar. Kafam biraz daha karıştı. Yine babamla konuştum. Daha çok okumalısın. Bu konuda herkes özgürdür. İstediğin gibi düşünmekte de serbestsin dedi. Ne olurdu biraz ısrar etse, baskı yapsa da ben de rahatça isyan edebilseydim. O böyle yapmadı, ben de isyan edemedim. Halbuki birçok arkadaşım bu konuda aileleriyle ters düşmüş, sonunda rahatça isyan etmiş ve bu konuyu kafalarından tamamen kapatıvermişlerdi. Onlar anne babalarını gerici olmakla suçluyor, onlarla ve inançlarıyla alay ediyor. Din derslerinde öğretmen bize cinleri, şeytanları anlatırken birbirlerine göz kırpıyor ve her şeyle kolayca dalga geçebiliyorlardı. Böylece bu sorunu onlarla da paylaşamıyordum. Bir iki arkadaşım vardı. Onlar tam aksine din dersi öğretmenlerin her anlattığına inanıyor ama sorularımın hiçbirine cevap veremiyorlardı. En iyisi çok okumalı ve bu soruların cevaplarını kendim bulmalıydım. İşte o yaşlarda başladım bu konuda okumaya ve hala okuyorum. Bitiremedim bir türlü. Kur'an, İncil, Tevrat, Mevlana, Yunus Emre, Budizm ve daha neler neler. Din felsefesi ve tasavvufu çok sevdim. Babamın bana 15 yaşındayken hediye ettiği Kur'an hala duruyor. Kur'an aynı Kur'an ama manası değişti. Şimdi artık bu konuda sorunum kalmadı. Tanrı'ya, bizi yaratan sevgili Tanrı'ya sonuna kadar inanıyor ve onu çok seviyorum. Biliyorum ki o da beni seviyor. Yarattığını seviyor. Artık beni gözetlemiyor, denemiyor. Bana her şeyin en güzelini sunarken benden tek istediği benim bu güzellikleri görmem, hissetmem ve mutlu olmam. O sadece benim mutluluğumu paylaşmak, onu nasıl sevdiğimi, onu nasıl şükrettiğimi duymak istiyor. Kendi güzelliğini ve gücünü biz insanlara yansıtırken bizden de aynı güzelliklerin geri yansımasını bekliyor. Bizi cezalandırmak değil, yeryüzü cennetine göndererek ödüllendirmek istiyor. O her şeyi affetmeye hazır. Sadece kul hakkını affetmiyorum diyor. Birbirinize haksızlık ederseniz benden değil ondan af dileyin diyor. O hepimizi ama en çok da çalışanı ve sevmeyi bileni seviyor. Kendi gibi yarattığı her şeyi seveni, kendi gibi hoşgörülü ve mutlu olmayı bileni seviyor. Acılarımızı bizimle paylaşırken umutlarımızı yitirmemizi istemiyor. Mutlu olabileni, görebileni, duyabileni, hissedebileni, etrafını da mutlu edeni seviyor. Başkalarının hakkını yiyeni değil paylaşanı, oturanı değil çalışanı, vazgeçeni değil dele edeni, cezalandıranı değil hoş göreni, nefreti değil sevgiyi, gururluyu değil alçakgönüllüyü, çevresini mutsuz ve huzursuz edeni değil etrafına huzur, mutluluk ve neşe saçanı, cebi değilse bile gönlü zengini, kalbi kıranı değil gönül alanı daha çok seviyor. Yani kendine benzeyeni seviyor okuyanı, yazanı, düşüneni, anlatanı, insanlar için bir şeyler yapan herkesi seviyor. İlmi, bilimi, icat edeni, keşfedeni seviyor. Anne babalarını seven, sayan, onları incitmeyen, hoş tutan çocukları seviyor. Çocuklarını seven, onları eğiten, öğreten, yediren, içiren, koruyan, hoş gören anne babaları seviyor. Okuduğum kitaplar işte bana bunları anlattı. O dünyadan yükselen güzel sesler duymak istiyor. Kavgaların ve savaşların sesini değil. O bekliyor. Umutla bekliyor. Bir gün dünyadan gelecek. Ona mutluluk ve teşekkürlerini haykıran insanların gönüllerinden gelecek seslerin oluşturacağı o muhteşem senfoniyi duymayı bekliyor." demiş Gülseren Hanım. Burada şunu söylemeliyim ki anladığım kadarıyla burada bir süreç yaşanıyor ve hepimiz de aynı süreçler yaşanıyor. Bebeklikken, çocuklukken farklı farklı inanç sistemlerinin içerisine giriyor. Hatta bazen dalgaların içerisine giriyoruz. Birilerinden duyuyoruz, birilerinden öğreniyoruz. Sonra da hayatımızın hep bir tarafı aşkta kalıyor. Demek ki bu işin çözümü okumak, düşünmek, derin derin düşünerek hayatımızı daha iyi, mutlu, huzurlu, çalışarak, üreterek geçirebiliriz. Bunu yapmaya çalışmamızdan bahsediyor ve inanç sisteminde de gerçekten bu yazıda anladığım kadarıyla Gülser Hanım, Şems Tebrizi'den, Mevlana'dan ve o bakış açılarından etkilenmişe benziyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.